Bundan böyle ağlamak yok. Yasak. Beni çok Mesut. Heyecanım sadece dipte. O kadar korkuyorum ki. Sanki bu bir rüya. Nerede bu adam? Hürrem nerede? Neden gelmedi hala? Bir malumatım yok sultanım. Kimi soruyorsunuz valide? Hürrem'i diyorum. Aslanım çağırmış, hala yok. Neredeler? Ne yapıyorlar acaba? Sultan Süleyman Han Hazretleri. Ben de seni soruyordum aslanım, gel. Merak ettim. Bir şey mi oldu? Validem, size mühim bir havadisim var. Az evvel Şeyhülislam İbni Kemal Efendi Hürrem'le benim nikahımızı kıydı. İlelebet devamını niyaz ederim. Bir şey söylemeyecek misiniz validem?
Sen beni öldürmek mi istiyorsun? Validem. Dur! Ne oldu? Vazife iptal. Dönüyorsun. Ya alacağım altınlar? Neyse alacaksın gene. Beni izle. Çok güzel düğün oldu bu, çok. Öyle mi? Senin düğünün de çok güzel olacak Matiyacığım. Yakındır ha. Başla şimdiden hazırlıkla. Mali Bey, seni de tebrik edemedim. Ne sebeple paşam? Ne sebeple olacak? Hünkârımızın has odabaşı oldu. Pek kıymetli bir vazife. Her kula nasip olmaz. Sağ ol, eksik olmayın paşam. Paşalar, beyler, ağalar. Duyun bilin ki az evvel Sultan Süleyman Han ve Haseki Hürrem Sultan arasında akd-i nikah eyledim. Bu nikahın hayırlara vesile olmasını diler. Payitahtın dört bir tarafında ilan edilmesini isterim. Validem daha iyi misiniz? Yazık. Çok yazık. Olan biteni göremeyecek kadar kör olmuşsun. Ben içeri geçiyorum Bay Bey. Paşa. Paşa! Paşa! Nedir bu? Ne oluyor? Hadi hemen ekibin yanına. Çık karşına! Paşam! Kimseye belli etmeyin. Kimseye belli Duydunuz değil mi? Nikah kıymış. Korktum.
Yusuf'un başıma geldi. Bana bunu nasıl yapar? Nasıl çiğner beni? Allah'ım sen aklımı koru, delireceğim. Validem sakin olun lütfen. Kalbinizi yormayın. Keşke ölseydim de bu günleri görmeseydim. Nikah ne demek? Bir ömür boyu kocana ait olmak. Kocanın da karısına ait olması. Babanla ben ayrılmaz bir bağla Allah huzurunda bağlandık. Benim mi oldun sen? Evet. Ben ne zaman olacağım? Ben de Bali Bey'e gelin olacağım. Hünkârım. Müsaadenizle validemi görmek istiyorum. Merak ettim. Evet. Sultanım. Tebrik etmeyecek misiniz? Bir ömür ailenizle mesut olun sultanım. Ben validemi merak ettim. Kendi ağzıyla söyledi. Ne yalanı. Bu şimdi hünkârın nikahlı karısı. Senin umrunda bile değil tabii. Acı çeken benim. Benim ne çektiğimi bir Allah bir ben bilirim. Hem neyin acısıymış bu. Hürrem Sultan seni ezeli yıllar oldu. Yara derin değil paşam. Birkaç güne kalmaz kapanır. Bitirmek için. Bitti. Lakin dinlenmeniz lazım. Tamam hadi çekilebilirsin. Paşam. Dinlenseydiniz. Duymadığımı iyiymişim işte. Paşam. Bu hadiseyi hünkârımıza söylememiz lazım. Alenen canınıza kastetmişler. Ne malum kaza olmadı? Meydandaki yemakayış müsabakası devam ediyor. Biz yine de haber verelim. Vermeyelim. Bilhassa Hatice Sultanım'ın haberi olmasın. Bu gebe haliyle telaşlandırmayalım kendisini. Herkes burada. Kimsenin keyfi kaçmasın. Siz gene de gizliden bir araştırın bakayım. Bakalım ne çıkacak altından. Bizi çok endişelendirdiniz validem. İyi misiniz? Böyle bir utanç gününde nasıl iyi olabilirim? Ne yapacağız validem? Ne olacak? Tamam. Bu kadar yeter. Hadi herkes çıksın. Validem, siz de uzanıp dinlenin biraz. Hata benim. Yılanın başını küçükken ezmeliydim. Olmadı.
Korkarım bunun vebalini çok ağır ödeyeceğiz. Uykular haram artık bana. Bu leke alnımızdan silinmediği müddetçe huzur yok artık bize. Bir yolu yok mu validem? Bu nikah bozulamaz mı? Allah'tan tek dileğim bu. Ya bu nikah bozulacak ya da haremin asırlık nizamı. Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri! Hastur! Haydi! Ya Allah! Ayas Paşa'm. Buyurun hünkârım. İbrahim Paşa nerede? Hünkârım. Hayrola Pargalı, neredeydin? Düğün için gelmiş birkaç misafirimizi yolcu ettim hünkârım. Âlâ. Biz de bu arada Hürrem'le nikahımızı kıydık. Tebrik ederim. Dört bir yana dostu düşmana ilan edilmesi için emir verdim. Hayırlara vesile olsun. Amin. Mirşim'e. Ay parçası sultan. Sana ne dediyse bir bir oluyor işte. Artık hür bir annen var. Hür ve nikahlı. Geç annen de artık. Sultanım. Valide sultanımız nasıllar? İyi maşallah. Dinleniyor. İyi. Aman iyi olsun. İyi olsun ki görsün bundan sonra neler yapacağım. Sultanım, size akıl sır erdiremiyorum. Daha ne yapacaksınız? Bitti işte, kazandınız. Padişahın eski cariyesine nikah kıydığı nerede görülmüş? Heh. Paşa Hazretleri. Paşam. Yaranızın vaziyeti iyi mi? Memnunum. Nedir? Var mı bir avaliz? Meydanda ok yarışında olanlar sorgulandı. Bir duyan bilen yok. Lakin çadırın yakınlarında sahipsiz bir yay bulundu. Her kimse bırakıp kaçmış. Paşam belli ki biri canınıza kastetmiş. Bunu hünkârdan saklamak hata olmaz mı? İcap ederse söyleriz. Nasıl efendim? Evvela bir tahkikatını yapalım.
Yarın saraya geleceğim, etraflıca konuşuruz. Anne, annem geldi. Benim akıllı şehzadem, nasılsın? Artık kalkmak istiyorum, çok sıkıldım. Ben de sıkıldım. Bizden başka herkes eğleniyor. Bir biz buradayız. Beni çok güzel gezdirdiler. Annem de gelin aldı bir gün. Babam hiç ayrılmayacakmış. Nasıl? Nikah olacağını siz biliyor muydunuz? Hünkârımız aylar evvel paylaşmıştı bu kararını benimle. İbrahim, böyle mühim bir mevzuyu bana nasıl söylemezsin? Haberimiz olsaydı validemiz ne yapar eder? Bu nikahın vuku bulmasına mani olurdu. Mani olamazdı sultanım. Hünkârımızın iradesi karşısında kimse duramaz. Biz onun tercihlerini tartışamayız. Beğenelim ya da beğenmeyelim. Herkes koşulsuz itaat etmek zorunda. Ayrıca istirham ederim. Biz bu mevzudan uzak duralım. Merak etmeyin. Bir şey yapacak değilim. Hürrem'in gözlerinde öyle bir nefret var ki. Bundan sonra olacaklardan korkuyorum sadece. Al. Mişima, sen de al. Bak. Mustafa. Hadi artık dairenin dönme vakti. Gülşah, hazırlayın. Hemen sultanım. Anne lütfen. Kendi dairemde yapayalnız sıkılıyorum. Kardeşlerimle burada kalmak istiyorum. Hayır Mustafa. Malum. Sen artık veliaht şehzadesin. Kaidelere göre davranman icap eder. Allah uzun ömür versin. Hünkârımızdan sonra bu taht sana nasip olacak inşallah. Çocuğun aklını böyle şeylerle doldurma. Sana mı soracağım? Maydevran, benimle doğru konuş. Zira karşında Sultan Süleyman'ın nikah karısı var. Sen bir köle cariyesin. Bense gerçek sultanım. Herkes yerini bilecek. Hürrem. Bu halinle övünme. Öyle bir tokat yersin ki feleğin şaşar. Nasıl hızla yükseldiysen aynı hızla düşersin. Maydevran, beni boşuna meşgul etme. Ne dersen de keyfimi bozamazsın. Zira bu gece benim zifaf gecem. Süleyman Hanımız bugün Hürrem Sultanımızla nikah kıymıştır. Dediğini yaptırdı. Artık buralar ondan sonra. Gülha, ne yapıyorsun sen burada? Herkes şunu. Tellal mı oldu şimdi başımıza? Hı? Haberin yoktur. Güzeller güzeli sultanım. Biricik Hürrem sultanım. Benim sultanım. Biliyorum.
Sultanımızın vekili bendim, ben. Nikah benim önümde kıyıldı, gafil. Ne oldu? Birden Hürrem Sultancı kesildin başımıza. Bana bak, elimin tersindesin. Tillahi bir fiske atarım, ah burnunun oraya yapıştırırım. Hele bir dene. Vallahi tevi kafana geçiririm. Geçireyim kafana. Rıvır diye girsin mi kafana? Valla size zakana but. Nedir bu saçmalık? Sümbül. Valide Sultanım. Nedir bu rezalet? Derhal izahat ver. Sultanım, Gül'a elini almış defa sultanımızın günü. Şehzadelerimizin sünnet düğünü için validem, kendi aramızda son bir fasıl düzenleyelim dedik. Düğün bitmiştir artık. Eğlenceler sona ersin. Herkes işinin başına dönsün. Çıt çıkmayacak. Emredersiniz validem. Sümbül, gel benimle. Validem. Duyduğuma göre Hürrem'in vekili sen olmuşsun. Konuşsana, dilini mi yuttun? Affedin beni valide sultanım. Lakin hünkârımızın emriydi, nasıl karşı gelirdim? En azından bana haber verebilirdin. Ne yapar eder engel olurdum bu rezalete. Dillahi fırsatım olmadı. Kendimi birden hoca efendinin karşısında buldum. Kes sesini. Sana da yazıklar olsun dayı. Hürrem haremde at koşturuyor. Sizin dünyadan haberiniz yok. Bilerek haber uçurmadın. Değil mi? Hiç öyle bakma dayı hatunum. Ben bu canımı sokakta bulmadım. Rüzgar terse döndü. Hürrem Sultan'la iyi geçinmek zorundayız. Yoksa vay halimize. Thank you.
ölüm çıkacakmış gibi çarpıyor. Seni o kadar özledim ki. İstanbul'um. Karamanım. Diyarım ilkedir ruhumum. Bedahşanım. Ve Kıpçağım ve Bağdat'ım. Horasan'ım. Saçım mağrım. Kaşı yayım. Gözü pür fitne. Bimarım. Ölürsem boynuna kanım. Medet enna Müslümanım. Kapında çünkü meddahım. Seni methederim daim. Yürek pür gam. Gözüm pür nem, muhibbiyim, hoş halim. Ömrümün sonuna, son nefesimi verene kadar senin ve aşkının kölesiyim Süleyman. Gene kim bu vakitte? Paşam? Yardım et ben. Paşam? İbrahim? Paşam. Nigar kılıfa yardım et bana. Sırtımda bir yara var. Yavaş! Eyvahlar olsun. Nasıl yaralandınız böyle? Mühim değil. Sen onu temizle. Sar tekrar. Paşam, yaranız çok kötü. Derhal hekim çağırmanız. Hayır. Çağırma.
Ama şimdi hekime gerek yok. Paşam yaranız çok ağır. Hem Hatice Sultan'a... Sakın. O bilmeyecek. Ne diyorsam sana onu yap. Hadi. Kim yaptı bunu size? Nasıl oldu bu? Bu kaçıncı ölüm Nigar? Daha kaç defa öleceğim ben? Paşa, ben buradayım. Yanınızdayım. Sultanım. Ne oluyor burada? Ne yapıyorsunuz siz? Sultanım. İbrahim. Ne oldu sana? Endişelenmeyin sultanım. İyiyim ben. Paşamız okla vurulmuş galiba. Ne? Böyle bir şey nasıl benden saklarsınız? Mühim bir şey değil. Endişelenmeyin. Nasıl mühim değil? Nigar, çabuk koş hekim çağır. Kucağımda titrerken anladım ki ben sensiz iflah olmam. İşte o gece verdim karar. Madem öyle, niye aylarca bekledin? Her şeyin bir vakti vardır. İyiliğinde, kötülüğünde, sevincinde, üzüntününde bir vakti vardır. Ne erken olmalı, ne de geç. Bir tek İbrahim biliyordu. Ona söylemiştim. Demek İbrahim biliyordu. Hayret. Nasıl engel olmadı? Sakın bırakma kendini. Hatice. Nerede kaldınız? Hadi çabuk. Gündüz yarayı bizzat sarmıştım. Lakin vaziyet kötü. Ne demek bu?
Ne diyorsun sen? Muhtemelen ok zehirliymiş sultanım. Zehir hızla vücuda yayılıyor. Valide Sultanım, erken uyanmışsınız bu sabah. Hiç uyumadım ki. Uyku tutmadı bir türlü. Kendinizi bu kadar harap etmeyin. Her şey olacağına varır. Ben işleri oluruna bırakamam dahi. Mevzu bahis harem olduğu vakit her şeyin doğru gitmesi lazım. Bir taş yerinden oynarsa koca dağ yıkılır. Peki ne yapacaksınız sultanım? Hürrem hakkında her şeyi anlatacağım. Aslanım her şeyi bilecek. Kârımız uyandı mı? Uyuyorum kârım. Hay Allah, nasıl uyandırırız? Dillahi durum mühim. İllaki ulaştırmam lazım bu haberi. Allah'ım başıma kaynar sular döküyor. Hadi bir söyle, bir aç bir şey. Nasıl söyleriz? Hünkârım, sizi rahatsız ediyorum. Hayırdır Sümbül sabah sabah? Hünkârım, İbrahim Paşa'mız rahatsızlanmış. Ne olmuş, nesi varmış? Malumatım yok. Lakin vaziyetinin ağır olduğu söylendi. Sultanım. Sümbül'a, İbrahim Paşa'ya ne olmuş? Dillahi bilmiyorum sultanım. Hanenizden biri güçlendikçe ölüme daha da yaklaşıyor. Dayan İbrahim. Dayan ne olur. Benim için dayan. Evladım için dayan. Yasef Efendi. Derhal müdahale edin. Zehirli okla vurulduğunu söylediler Yasef Efendi. Daha önce de kurtarmıştınız. Yine kurtaracak. Anladınız mı beni? Ölmeyecek İbrahim Paşa. Hünkârımız burada değil Valide Sultanım. Çıktı mı? İbrahim Paşa'nın sarayına gitti Valide Sultanım. Hayırdır inşallah. Bu vakitte. Validem, hayırlı sabahlar. İbrahim Paşa'mız ağır hastaymış. Validem. Sultanım. İbrahim Paşa hastaymış. Evet, ben de şimdi oraya gidiyorum. Nesi var? Tam bir malumatım yok. Lakin dünkü hadiseden olabilir. Ne oldu dün? Eğlenceler sırasında paşamız okla vurulmuştu. Abi.
İbrahim ölüyor. Ne olur bir şey yok, kurtarın. Hatice'm buradayım, tamam. Meraklanma. Nigar kafa. Hatice'mi odasına götür. Malumat ver. Korkarım geç kaldık hünkârım. İllet bütün vücuda yayılıyor. Okun ucu zehirliymiş. Ne oku, ne zehir be adam? Dün paşa meza suikast düzenlenmiş. Gülah. Hani durdurmuştun okçuyu? Okçu? Evet, durdurdum sultanım. Madem öyle, kim vurdu İbrahim Paşa'yı? Kim vurdu? Allah Allah. İbrahim Paşa'mız vurulmuş mu? Gülah, beni delirtme. Ben sana ne dedim? Vallahi perçemeğe geldi. Hallettim dedi. Son anda yetişip durdurmuş. Emin misin? Kesin kesem de. O zaman kim yaptı bunu? Eyvahlar olsun. Benden bilecekler. Kesin Valide Sultan yaptı. Suçu bana atacaklar Gülah. Ne yapalım sultanım? Hemen dayı hatunu çağır bana. Hemen. Hemen. Hünkârım. Bunu benden nasıl saklarsınız? Hadise nikahının sırasında oldu. Paşamız bu yüzden bilmenizi istemedi. Zaten yarası çok mühim olmadığı için bizde... Ne demek mühim değil? Zehirliymiş o! Bunu kimin yaptığını derhal bulun! Tahkikata başladık hünkârım. Bu mevzuyla bizzat alakadar olacağım. Her kim yaptıysa ciğerini sökeceğim. Ne demek bilmiyorum. Kim yapmış bunu? Ben de yeni öğrendim. Valide Sultan yaptı değil mi? Suçu benim üzerime atacak. İhtimal bile vermiyorum. Olamaz. Zinhar yapmaz. Kendi damadına nasıl yapar? Mümkün mü hiç? Hatice Sultan'a böyle bir acı yaşatır mı? O zaman kim yaptı bunu? Koskoca paşa. Malum. Bütün yetkiler, makamlar kendisinde. Dostu olduğu kadar düşmanı da vardır elbet. Hatice'm müşteri ol, karnındaki Sabi'yi düşün. Allah'ın izniyle İbrahim bu belayı da atlatıp iyileşecektir. Ya iyileşmezse? Ya ölürse? O vakit ne olacak? Hatice'm. Bunu vebalini nasıl ödeyeceksiniz? Hani İbrahim'in hayatı? Sizin teminatınız altındaydı. Hatice'm. Kızım. Annem. İbrahim ölüyor. Nasıl kıyarlar onu? Kim yapar bu cehennemi? Her kimse içimize kadar girmiş belli ki. Thank you.
Vaziyet kötü paşam. Hünkârımız bunu her kim yaptıysa bir an evvel bulmamızı istedi. Ne gerekiyorsa yapılacak elbet. Ayaz paşam. Behram paşa. Hayırdır, neden geldiniz? Paşam siz çağırmıştınız beni. Hadiseden unutmuşum. Başka bir vakit görüşürüz. Bugün çok karışık. Merakımı mazur görün paşam. Ne oldu ki? İbrahim paşamıza isabet eden ok. Zehirliymiş. Vaziyeti ağır. Ayaz paşam. Söyle. İbrahim paşaya hain saldırıyı yapan okçu yakalanmış. Bak bak. Suçu neymiş bunun? İbrahim Paşa'yı öldürmek istemiş. Paşa ölmüş diyorlar. Ne diyorsun? Makbul İbrahim Paşa mı öldürülmüş? Etme bulma dünyası. Asacaksın bunun gibileri. Hadi yeri. Hedefler var gideceğimiz. Nice menziller var önümüzde. Sana bunu yapan her kimse ellerimle vereceğim cezasını. Sen de göreceksin. Ben size söylemiştim. İbrahim Paşa. Şerefli Osmanlı ordusunun seraskerlik rütbesini de size tevdi ettim. Bu yetkiyle beni ölüme daha da yaklaştırdınız hünkârım. Kuyumu kazmak için can atanlara yeni bir bahane olacaktır bu yetki. Ben yaşadığım müddetçe İbrahim Paşa bana sormaksızın her tedbiri almak, cezayı vermek hususunda yegane yetkilidir. Sen bana seraskerlik makamının seni ölüme daha da yaklaştırınca ben de seni bu korkunun esaretinden kurtarmak istedim. Herkes gibi sen de duy ve bil Pargalı. Senin canın benim teminatım altındadır. Bu kararla seni kendimden dahi koruyorum. Ha 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 ha!
Ekinbaşı! İbrahim. Pargalı İbrahim. Şahinci başım. Hasota başım. Vezir-i azamım. Beyler beyim. Seraskerim. Seni kendi elimle teslim etmeyeceğim ölüme. Kadere yenilmeyeceğiz İbrahim. Benim av arkadaşım, yol arkadaşım, yoldaşım, mutluluğumun, kederimin, sevincimin, zaferimin, yenilgimin yoldaşı, gönlümün sırdaşı, kardeşim, canımdan çok sevdiğim Hatice'min aşkı, gözyaşı, baş tacı, mürvetimde, saadetimde, oğlum Mustafa'nın ilk gülüşünde yanımda olan yegane dostum. Ben gönlümü senden yana gönderdim. Onun bir daha benden yana gelmesi mümkün değildir. Ey yay kaşlı, okun ne zaman göğsümden yana doğrulsa, o okun ucundaki demirden yana göğsüm gelmezsem erkek değilim. Ey dost, gönlümü aldın. Şimdi maksadın canım ise, ben canımı ve başımı çoktan senin yoluna koydum. Yüce Rabbime dua ediyorum ki beni senin acınla mateminle sınamasın. Hünkârım. Batrakçı. Paşamızın hali hal değil. Yasef Efendi çok fazla dayanmaz diyor. Bu derde deva mıdır bilmem. Lakin aklımda bir şey var hünkârım. Söyle Matrakçı. Nedir bu illetin devası? Hangisi? Limanda kaçarken yakaladık. Demek İbrahim Paşa'nın canına kasteden sensin. Bu kim? Onu bulduğumuzda yanındaydı. Siz kimsiniz? Siz kimsiniz söyleyin de bilelim. Kimsiniz dedim? Söyle Matrakçı, anlat. Yasef Efendi. Şile yolunda yer altında bir mağara vardır. Deva mağarası. Orada her derde deva şifalı bir kaynar su olduğu söylenir. Paşamızı oraya götürelim diyorum. Ne dersin Yasef Efendi? Bir faydası olur mu? Bir tecrübe etmekte yarar var hünkârım. Ben de aynı fikirdeyim. Zira böyle eli kolu bağlı olmaktan evladır. Diger Kalfa. Sümbül Ağa'ya haber yolla, derhal hazırlık yapsın. İbrahim Paşa o mağaraya götürülecek. Sen de Yasef Efendi ile eşlik edersin. Nigar Kalfa, sen de git. İhtiyaç olabilir. Emredersiniz valide. Ben de gidiyorum. Hayır olmaz. Seni bu halde hiçbir yere yollamam. Validem, lütfen. Engel olmayın. Ayırmayın bizi. Hatice'm, hayır.
Israr etme, gidemezsin. Validem haklı. Konuş! Kim tuttu sizi? Kim bu hain? Konuşacaksın. Söyleyeceksin. Öldür beni. Abi. Abi mi? Siz kardeş misiniz? Demek senin canına kıymeti yok. Bakalım kardeşinin var mı? Hayır yapma, dur sakın. Kim tuttu sizi? Ayaz Paşa. Ne? Ayaz Paşa, o tuttu bizi. Neden götürmediler beni? İbrahim olmadan ne yaparım ben? Sultanım, gebesiniz. Evvela onu düşünmelisiniz. Hem merak etmeyin. Nigar Kalfa yanında. Sümbül Ağa da orada. Hünkârımız da her türlü tedbiri almış zaten. Ya bir daha göremezsem onu? Böyle söylemeyin. Sultanım. Sen hangi yüzle geldin? Ben geçmiş olsun için yani. Duyunca çok üzüldüm. Üzülmüş. Sen nasıl bir sahtekarsın? İbrahim Paşa'mız ölse önce sen zil takıp oynarsın. Hünkârım, iki adamı da sorguladım. Konuşmaları için ne gerekiyorsa yaptım. Sonunda konuştular. Kimmiş bu hain? Anlattıklarına göre onları azmettiren Ayaz Paşa'ymış. Katiyen inanmam. Ben de ihtimal dahi vermek istemedim. Suçu üstüne atmaya çalışıyor olabilirler. Lakin... Lakin ne? Doğru da olabilir. Zira İbrahim Paşa'nın ölümü en çok Ayaz Paşa'nın içine erecektir. Malum, saray teamülleri vezir-i azamlığın ona devrini gerektirir. Bu adamları bizzat sorgulamak istiyorum. Ben sadece size destek olmak için geldim. Senden bize hayır gelmez Sürcan. Git buradan. Sultanım. Duymadın mı sultanı? Git buradan. Uğursuzluk getiriyorsun olduğun her yere. Mahidevran, laflarına dikkat et. Etmezsem ne olur? Hürrem Sultan, rica ediyorum gidin buradan. Daha fazla huzurumuz bozulmasın. Tamam. Ayrıca ne malum senin yaptırmadığın? Hayır, asla ben bir şey yapmadım. Sen değil miydin sırayla herkesten kurtulacağını söyleyen? Yok öyle bir şey. Yeter! Kesin sesinizi artık.
Ne demek bu? Nöbetçiler! Nedir bu vaziyet? Kim öldürdü bunları? Haberimiz yok efendim. Görmedik. Kim yaptı bunu? Kim? Sizi gittikten sonra biri geldi. Üst makamdan bir görevli. Kısa süre durup gitti. Kimmiş o? Çavuşbaşı. Elinde hünkârımızın mühürlü fermanı vardı. Biz de inandık. Bali Bey, koynumuzda bir yılan var. Derhal bul çıkart o yılanı direğinden. Sallamayın paşamızı. Merak etme, paşamız emin ellerde. Önüne baksana sen. Tövbe estağfurullah. Ayas paşam, vaktiniz var mı? Söyle. Mühim bir mevzu. İbrahim Paşa'mızın durumu malum. Bugün değilse yarın hakkın rahmetine kavuşacağını söylüyorlar. Allah şifa versin. Amin. Ancak kaderin karşısında hiç kimse duramaz. Eğer ölürse bundan sonra ne olacağını düşünmek icap eder. Ne demek bu? Ayas Paşa'm, hünkârımızın aklında ne var bilemem. Ancak vezir-i azamlık makamı en çok size yakışacaktır. Lafı dolandırma. Ne diyeceğini. Vezir-i azam olmanız için her türlü yardımı yapmaya hazır olduğumu bilmenizi isterim. Öyle mi? Ne istiyorsun karşılığında? Kubbe vezirlerinizden biri olup size yoldaşlık etmek benim en büyük temennimdir paşam. Bali Bey. Ne sen bu lafları etmiş ol, ne de ben işitmiş olayım. Aksi halde avluya kan dökülür. Çok sıcak bu su. Nasıl dayanacak paşa buna? Şifası bu zaten. Yakıyor, kavuruyor, zehri yok ediyor. Hem sen merak etme. Paşamız nelere katlandı. İyi haydi. Hadi geç.
Afiyet olsun. Nihayet geldin. Beni görmek istemişsiniz. Kutsal topraklar için yapacağım vakıflar ne durumda? Gerekli yazışmaları yapmıştık. Hiçbir masraftan kaçınmasınlar. Gerekirse bütün servetimi dökmeye hazırım. Kalıcı bir şeyler olsun. Asırlar boyu beni ansınlar orada. Bence en münasibi su yolları yaptırmanızdır sultanım. Zira ciddi sıkıntı varmış. Münasiptir. Öyle yapın. Dik dur biraz. El yukarıda. Hiçbir zaman kılıcını böyle tutmayacaksın. Hep böyle tutacaksın. Kesinlikle kılıca bakmayacaksın. Mustafa. Anne. Sen ne yapıyorsun burada? Abim Mithalanca çalışacağız. Yok çalışma falan. Hadi sen annenin yanına git. Neden yolladın? Kardeşimle oynuyorduk. Ne kardeşi Mustafa? Artık rakibin o senin. Bundan sonra mesafeni koy. Hünkârım. Nedir bu? Kırım'dan bir name gelmiş. İbrahim Paşa'dan haber var mı? Paşamız ulaşmış. İnşallah tez vakitte hayırlı haberlerini alacağız. Amin. Diğer mesele? Ayas Paşa ile konuştum. Lakin pek hevesli değil, konuşmak daha istemedi. Gerçi minareyi çalan kılıfını ona göre hazır eder. Ayas Paşa'nın böyle hırsları yoktur. Hiç tanık olmadım. Keza onu divana aldıran da İbrahim Paşa'dır. Bir kanına girmiş olabilir. Malum insanoğlu çiğ süt emmiş hünkârım. Gözün üzerinde olsun. Hünkârım. Derhal validemle görüşmem lazım. Mehmet, neyin var senin? Gel bakalım buraya. Abime çalışıyorduk. Ama Aydevran Sultan beni istemedi. Kızdı, bana gönderdi. Beni sevmiyor mu anne? Sevmiyor. Çünkü kıskanıyor. Bu imparatorluğu bir gün sen yöneteceksin. Beni de valide sultan yapacaksın. O zaman bu yaşadıklarını hatırla. Kararlarını buna göre ver, olur mu? Ama ben Mustafa abimle oynamak istiyorum. Bak, senin kardeşlerin burada. Onlarla oyna. Hı? Hürrem Sultan Mekke ve Medine'ye su yolları hayrında bulunmak istedi. Evrakları hazır. En azından bunca altın hayırlı bir yere gidiyor. Valide Sultanım, Sultan Süleyman Han Hazretleri sizinle görüşmek için geliyorlar. Hünkârım, valide sultanımız şu an uygun değiller. Başka bir vakit...
Artık kural kaide tanımaz oldun. Kırım Hanı'ndan mühim bir havadis aldım validem. Kardeşleriniz Sahip Girayhan ile Saadet Girayhan taht için birbirlerine düşmüşler. Amansız bir kavgaya tutuşmuşlar. Allah'ım onların acısını gösterme bana. Amin. Bütün felaketler üst üste geliyor. Önce nikah, sonra İbrahim, şimdi de kardeşlerimin kavgası. Taht kavgası başlamış bir kere. Ortalık fena karışacak. Hiç değilse yeğenim Aybüge'yi yanıma alabilseydim. Malum elime doğdu. Ona kıyarlarsa çok üzülürüm. Derhal emir vereceğim. Onu alıp buraya getirirler. Meraklanmayın validem. Aybüge Hatun bizim yanımızda emniyette olacaktır. Öldürmedilerse tabii. Yasef Efendi! Başım. Sümüla! Başım. Yetişin hele! Paşam! Cevabınızı bekliyorum. Neydi? Yağmur Ağa. Yanlış. Sualimize yanlış cevap verenler ne yapıyordu? Gülay'ı öpüyorduk. Evet. Öbür sualimize geçiyoruz. Sultanların en nikahlısı. Gülay. Kuyum ustası vardı ya, bahsettiğin. Neydi adı? Beşir Ağa. Beni ona götür. Bir şey lazımsa ben getireyim sultanım. Taç yaptıracağım. Tacın nasıl olacağını bilhassa ben anlatmak istiyorum. Emredersiniz sultanım. Validem. Haberler çok mu kötü? Allah her şeyin hayırlısını versin. İki kardeşim taht için ölümüne savaş başlatmışlar. Mektup yazacak mısınız ailenize? İtidale davet edersiniz. Yazarız.
Lakin hepsi taht derdine düşmüştür şimdi. Kim dinler ki beni? Kardeşim Sahip Giray'ın kızı Aybige'nin buraya yanıma getirilmesini istedim. Mevzuyu takip edersin. Buyursunlar sultanım. Beşira, senden çok kıymetli bir tac yapmanı istiyorum. Derhal. Hususi bir arzunuz var mıydı? Evet. İlk katına zümrütle, sonrakine elmaslar diz, uçlarını yakutlarla beze. Büyük olsun istiyorum. Validenin tacından bile büyük. Yüksek olsun. Çok parlak olsun. Herkes hayran kalsın. Öyle bir şey yapabilir misin? Elimden geleni yaparım sultanım. İyi saklayacaksın. Kimselere gösterme. Merak buyurmayın sultanım. Sultanım. Validemizin canı çok sıkılmış. Kırım'dan kötü haberler almış. Onun yanına gitmem lazım. Elbette. Lakin bilmeniz gereken bir şey var. Az evvel Hürrem'i gördüm. Beşira'ya bir taç ısmarladı. Taç mı? Valide sultanımızın tacından bile daha büyük olmasını buyurdu. Tensiz. Validemizden bile üstün görüyor kendini. Validem, Kırım'dan gelen haberleri duydum. Çok üzüldüm. Sağ ol Mahidevran. Lakin artık felaket konuşmaktan sıkıldım. Her şey üst üste geldi. Öyle. Hürrem'de durmak bilmiyor zaten. Şimdi de ortalığı karıştırmak için taç meselesini kullanacak. Hangi taç meselesiymiş bu? Sizin haberiniz olduğunu sanıyordum. Haberim yok, söyle. Gülşah görmüş. Hürrem kuyumcu Beşira'ya taç ısmarlamış. Bilhassa sizinkinden büyük olmasını buyurmuş. Mahidevran, sen dairene dön. Daire. Süleyman'ı çağır, derhal gelsin. İnşallah. Ben bir bakayım. Sen burada yalnız başına korkmazsın değil mi? Yok Sümbüla. Peki. Su efendi, o sesler neydi öyle? Merak etme, mağaranın önünden yılan geçti, atlar ürktü. Yüce Rabbim sen bizi koru, bir uğursuzluk olmasın. Hiç korkma, muhafızlar boşuna beklemiyorlar. Bir mesele yok yani, öyle mi? Yok, yok. Sen gönlünü ferah tut. İyi.
Nihayet konuşmaya karar verdiniz demek validem. Sana kırgınlığım henüz geçmedi. Zira hiçe sayıldım. Hem de yegane oğlum tarafından. Mübalağa ettiğinizi düşünüyorum validem. Madem öyle, duy o zaman. Kiminle nikahlandığını öğren. Hürrem'in sana ihanet ettiğini tespit ettim. Hem de kimle biliyor musun? Leo denen o ressamla. Farkında mısınız validem? Nasıl bir itham bu? Maalesef doğru aslanım. Uğruna her şeyi yakıp yıktığın Hürrem sana, aşkına ihanet etti. Böyle lafla olmaz validem. Bana delil getirin. İspat edin bu ihaneti. Bir delilim vardı aslında ama Hürrem yok etti. Aranızdaki husumet malum. Lakin böyle çirkin bir lekeyi torunlarınızın annesine nasıl layık görürsünüz validem? Bunu kendinize nasıl yakıştırırsınız? Nasıl bir nefret bu? Hürrem'in ağzından duyarsan inanır mısın buna? Ancak o vakit inanırım. Bekle öyleyse. Daye. Hürrem'i çağırın. Ben çağırırım sultan. Sen bekle burada. Alet etmeyin validem. Ne oldu? Güvenmiyor musun Hürrem'e? Duyacaklarından mı korkuyorsun yoksa? Sultanım. Nasıl bilmiyorsun? Bir şey demediler. Hay Allah. Valide, beni buyurmuşsunuz. Nihayet istediğini aldın. Aslanımla nikahı kıydın. Bunu kim istemez ki Valide? Hala rüya gibi bulutların üzerindeyim. Sırada ne var peki? Neyi ele geçireceksin? Ya da kimi yok edeceksin? İbrahim'i mi? Şu anda senin yüzünden mi can çekişiyor yoksa? Validem, beni gözünüzde fazla büyütüyorsunuz.
Hepimizden bir bir kurtulacaksın değil mi? Tıpkı Leo'dan kurtulduğun gibi.